Arkadaşlar Leblebi'ye hoş geldiniz. Kimyasal reaksiyonlarda dengenin 7. kısmındayız arkadaşlar. Burada da dengeye katalizörün etkisini inceleyeceğiz. Katalizörün etkisi nasılmış bakacağız. Katalizörler dengedeki bir sisteme hacim ve sıcaklık değiştirilmeden eklenirse denge durumu değişmez. Bakın bu cümlenin altını çiziyoruz arkadaşlar. Bu da yine önemli. Katalizörler dengedeki bir sisteme sıcaklık ve hacim değiştirilmeden eklenirse denge durumu değişmez. Katalizörler dengede olmayan bir sistemin ileri ve geri yöndeki hızını aynı oranda arttırdığı için sistemin daha kısa sürede dengeye ulaşmasını sağlar. Katalizörler arkadaşlar süreyi etkiliyor. Burada yalancı denge sabiti arkadaşlar ne demekmiş ona bakacağız. Yalancı denge sabiti denge kesri ya da dengeyi kontrol. Bir reaksiyon kabında reaksiyonun dengeye ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek amacıyla herhangi bir T anında kaptaki maddelerin derişimleri ölçülür. Bu derişimlerin denge bağıntısında yerine konması ile bulunan orana denge kesri ya da yalancı denge sabiti dengeyi kontrol denir. Denge kesri QC ile gösteriliyor arkadaşlar. Sistemin denge durumu QC ile KC'nin karşılaştırılması ile bulunur arkadaşlar. QC ve KC'yi karşılaştırıyoruz. Eğer QC KC'ye eşit ise sistem dengededir. Eğer QC KC'den büyük ise sistem dengeye ulaşmak için girenler yönüne doğru kayar arkadaşlar. Girenler yönünde yürür. Eğer QC KC'den küçük ise sistem dengeye ulaşmak için ürünler yönüne kayar, ürünler yönünde yürür. Kimyasal reaksiyonlarda ürün verimine bakıyoruz arkadaşlar. Reaksiyon verimi ve yüzde verimi olarak inceleyeceğiz. Şimdi reaksiyon verimine bakıyoruz. Bazı kimyasal tepkimelerde teorik olarak oluşması gereken madde miktarı ile deney sonucu elde edilen madde miktarları eşit olmayabilir. Biz mesela 2 mol madde almışızdır. Ondan işte farklı bileşenleri oluşturacağız kimyasal tepkime sonucunda. Bizim hesapladığımız oluşan ürünlerde bizim hesapladığımız miktarla yaptıktan sonra bulduğumuz miktar aynı olmayabilir arkadaşlar. Eşit olmayabilir. Yani deneysel sonuçla teorik sonuç aynı olmayabilir. Bunun sebepleri neler? İstenen reaksiyonun dışında başka reaksiyonlar da gerçekleşmiş olabilir. Kullanılan madde eğer saf değilse tepkime esnasında madde kaybına sebep olur ve verimi düşürür. Tepkimenin tersini reaksiyon olması sebebiyle tepkimeye girenlerin tamamı ürüne dönüşemeyebilir. Sonuç olarak verim %100 olmaz arkadaşlar. Bu yüzden yüzde verime bakıyoruz. Yüzde verim ne anlama geliyormuş? Kimyasal tepkimelerde tükenebilen maddelere sınırlayıcı madde denir. Oluşacak ürün miktarı bu sınırlayıcı madde miktarına bağlıdır. Kimyasal tepkimeler dikkate alınarak elde edilebilecek maksimum madde miktarına teorik verim denir. Tepkimelerde elde edilen ürün miktarına deneysel verim deniyor. Tepkimede oluşan ürün veriminin %100 olarak ifadesine ise yüzde verim denir. Yüzde verim neye eşit arkadaşlar? Tepkimenin yüzde verimi diye geçer. Deneysel verim bölü teorik verim çarpı 100. Evet, burada örneğimiz var arkadaşlar. Biraz uzun bir örnek. 3 tane şıktan oluşuyor örneğimiz. Evet, şimdi kalsiyum karbonat katısının ısıtılması ile aşağıdaki tepkime gerçekleşiyor. Kalsiyum karbonat katı halde artı ısı kalsiyum oksit katısına ve karbondioksit gazına dönüşüyor. Yukarıdaki reaksiyona göre 150 gram kalsiyum karbonat ısıtılarak reaksiyon başlatılıyor. Buna göre A teorik verimle oluşabilecek kalsiyum oksit katısının kütlesini hesaplayınız. B 28 gram kalsiyum oksit katısı oluştuğu andaki yüzde verimi kaçtır? C tepkime %50 verimle gerçekleşmiş olduğu takdirde elde edilecek karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? Şimdi biz arkadaşlar burada da elementlerin atom ağırlıkları verilmiş, atom kütleleri verilmiş. Buradan yola çıkarak mol kütlelerini bulacağız bileşiklerin. Önce arkadaşlar soruda neyden ne kadar vermiş, verilmiş ona bakıyoruz ve bunların mol kütlelerini buluyoruz. Önce bir şu bileşiklerin EMA'larını bulalım. Daha sonra da soruları çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şöyle EMA
CaCO3 diyelim, kalsiyum karbonat diyelim arkadaşlar. Nelerden oluşuyor kalsiyum karbonat? Evet, şurada da miktarlar var zaten yazıyor. Kalsiyum 40, 40 artı 12 artı 16 çarpı 3, 48 olmuş oluyor arkadaşlar. Bunları topladığımız zaman kalsiyum karbonatın kütlesi 100 oluyor, 100 gram. Kalsiyum oksite bakıyoruz. Ema kalsiyum oksit 40 artı 16 eşittir 56 olmuş oluyor. Evet, karbondioksite bakıyoruz arkadaşlar. Karbondioksitin kütlesi MaCO2. Karbondioksitin kütlesi de 12 artı 16 çarpı 2'den 44 olmuş oluyor. Şimdi bize soruda ne kadar verilmişse onların da yine aynı şekilde mollerini buluyoruz arkadaşlar. 150 gram kalsiyum karbonat verilmiş. NCaCO3 diyoruz buna. Kalsiyum karbonatın burada mol kütlesini bulacağız. 150 bölü, pardon, molünü bulacağız. 150 bölü 100'den 1,5 oluyor. Evet. Şimdi sorularımızı yapmaya geçebiliriz arkadaşlar. Sorularımıza geçiyoruz. Farklı bir kağıt alacağım çünkü sığmayacak bu kağıt arkadaşlar. İlk sorumuz ne? Teorik verimle oluşabilecek kalsiyum karbonat katısının kütlesini hesaplayın demiş arkadaşlar. Biz şimdi yine tepkimemizin denklemini ben yazayım arkadaşlar şu şekilde. Kalsiyum karbonat katı halde artı ısı, bunu ısıtıyoruz arkadaşlar. Neye dönüşüyor? Kalsiyum oksite dönüşüyor. Bu da katı halde. Artı karbondioksit gaz halde. Evet, sorumuzda teorik verimle oluşabilecek kalsiyum karbonat, pardon, kalsiyum oksit katısının kütlesini hesaplayın demiş. Şimdi şurada kalsiyum karbonat 1 mol kalsiyum karbonattan 1 mol kalsiyum oksit katısı oluşuyor arkadaşlar. Normal şartlarda biz kalsiyum karbonatı ne kadar bulduk? NCaCO3 1,5 mol bulduk arkadaşlar. O zaman bunu hesaplamamız da kolay oluyor. 1,5 mol ise demek ki tepkimede 1,5 mol kalsiyum karbonat var. Oluşan kalsiyum oksit de yine 1,5 mol olacak arkadaşlar. Kalsiyum oksitin de kütlesi 56 gramdı. 1,5 çarpı 56 kaç çıkıyor buradan arkadaşlar? 1,5 çarpı 56 84 gram çıkıyor. Bu ne? A'yı bulduk. Oluşan kalsiyum oksitin kütlesi. Bakın arkadaşlar, şöyle de yapabiliriz. 1 mol 100 gramdır. 100 gramdan 100 gram kalsiyum karbonattan şu şekilde de yapabiliyoruz. 100 gram CaCO3'ten ne kadar kalsiyum oksit oluşuyor? 56 gram kalsiyum oksit oluşursa, 56 gram kalsiyum oksit oluşursa 150 gram kalsiyum karbonattan x gram kalsiyum oksit oluşur. X buradan yine 84 gram olur arkadaşlar. Bu şekilde de bulabiliriz. Teorik olarak kalsiyum oksit katısının kütlesi bu. Peki 28 gram diğer sorumuz arkadaşlar. Şöyle soruyu tekrar göstereyim ben. 28 gram kalsiyum oksit katısı oluştuğu andaki yüzde verimi kaçtır? 28 gram oluştuğu andaki yüzde verimi. Evet, yüzde verim formülünden de her şeyi yerine koyacağız. Önce oluşan şöyle B diyelim arkadaşlar. Farklı bir kalemle yazayım. Oluşan kalsiyum oksitin molüne bakacağız arkadaşlar. Oluşan NCaO kalsiyum oksit ne kadar oluşmuş? 28 gram. Bunun mol kütlesi ne kadar arkadaşlar? 56 gram. O zaman kalsiyum oksit ne olmuş oluyor? 0,5 mol olmuş oluyor arkadaşlar. Yüzdesine bakıyoruz. Yüzde verimine bakıyoruz. Yüzde verim eşittir deneysel bölü teorik. Deneysel bölü teorik çarpı 100'dü arkadaşlar. Verilenleri yerine koyuyoruz. Deneyselimiz kaç çıkmış bizim? 0,5. Teorimiz ne kadardı arkadaşlar? 1,5 olması gerekirdi normalde. Ama 1,5 da çıkmamış. 1,5 mol kalsiyum oksit oluşması gerekirken yarım mol kalsiyum oksit oluşmuş. Çarpı 100 diyoruz arkadaşlar.
Buradaki yüzde verimde işlemi yaptığımız zaman %33,3 bu şekilde devirli gider arkadaşlar. Evet, diğer sorumuza bakıyoruz. Diğer sorumuz ne? Tepkime %50 verimle gerçekleşmiş olduğu takdirde elde edilecek karbondioksit gazının normal koşullardaki hacmi kaç litredir? Normal koşullardaki hacmi kaç litredir arkadaşlar? Normalde ne kadar elde edilmesi gerekiyor arkadaşlar karbondioksit gazından? %50 verimle gerçekleşmiş olduğu takdirde 1,5 mol ne kadar olması gerekiyordu arkadaşlar? 1,5 mol olması gerekirdi. Ama 1,5 mol olarak oluşmamış. %50 verimle elde edilmiş. O zaman yani 66 gram oluşması gerekirken arkadaşlar kaç gram oluşmuş %50 verimle elde edildiği için? 33 gram oluşmuş. Ya da şöyle yapalım. Pardon. Karbondioksitin normalde kütlesi ne kadardı arkadaşlar? Şöyle baktığımız zaman karbondioksitin kütlesine 44 gram. 1,5 mol olması gerekirdi arkadaşlar. 44 çarpı 1,5 mol 66 gram karbondioksit olması gerekirdi. %50 verimle elde edildiği için 66 gram oluşmamış. Kaç gram karbondioksit oluşmuş? 33 gram karbondioksit oluşmuş. O zaman buradan yola çıkarak oluşan 33 gram karbondioksitin normal koşullardaki hacmi. Şimdi normalde karbondioksitin kütlesi 1 molünün kütlesi arkadaşlar 44 gram. Oluşan karbondioksit %50 verimle oluşan 33 gram. Bakın bunu nasıl bulduk arkadaşlar karbondioksitin 33 gram oluştuğunu. Karbondioksitin kütlesi 64 gram. Soruda bize 1,5 mol verilmiş. Oluşanın da 1,5 mol olması gerekirdi. 66 gram oluşması gerekirdi. Ama 66 gram oluşmamış. %50 verimle dediği için yarı yarıya olacak. 33 gram oluşmuş arkadaşlar karbondioksitten. O zaman şöyle bir denklem kurduğumuzda 33 gramın litresini hesaplayacağız. Karbondioksitin 1 molü 44 gram. Şöyle yazıyoruz. 44 gramı 22,4 litre ise 33 gramı x litredir diyoruz arkadaşlar. X eşittir 22,4 çarpı 33 bölü 44. Buradan x eşittir 16,8 litre olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Ünitemizin sonuna geldik. Sayısal sorular çok gelebiliyor bu üniteden arkadaşlar. Çok soru çözmemiz gerek o yüzden sayısal, özellikle sayısal ağırlıklı ünitelerde sayısal soru sayımızı biraz arttırmamız gerek. Diğer dersimizde arkadaşlar asit ve bazların sulu çözeltilerini göreceğiz ünitemizde. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşça kalın.